Hepinize selamünaleyküm arkadaşlar. Adım Nurullah, Nurullah Diken. YouTube'a yeni katıldım. Size bugün bir oyun tanıtacağım. Oyunun ismi Topaların. Birçoğumuzun aslında bildiği bir oyun. Bu yıl 10. yıl oldu bu oyunun çıkalı. Şimdi bu oyunun yani bildiğim birkaç şeyi size tanıtacağım. Yani hemen hemen ben de 10. seviyedeyim. 1,5 yıllık oyuncuyum ben de. Bir ara oynadım, tekrar hatırladım fakat. Size şöyle kısaca oyunu anlatacağım. İyi olanlara avantajlarını ilk oyuna başladığın zaman neyi nasıl kullanmanız gerektiğini onu anlatacağım. Şimdi ilk üye olduğunuz zaman size belli bir kadro, belli bir token verecek. Tokenler şu şekilde. Bu tokenlerle oyuncu transfer ederken bunları kullanıyorsunuz beyler. İşte hani her teklifinizde bir tane, bir de ekstra para gidiyor. Hani şu şekilde transferler. Şu an 4 tokenim ve 28 milyona yakın param var. Mesela ben hani genelde şöyle kaliteden bakıyorum. Çok yüksek kaliteli olanları zaten pek kaptırmıyorlar. Tokenim az olduğu için fazla riske girmiyorum. Örnek veriyorum mesela. Şuna bir bakalım. Mesela 15 milyon demiş. 31 yaşında forvet bir oyuncu. Token 1 demiş ve 15 milyon 16 milyona yakın bir teklifte bulunmuş. Ben bunu arttırmak için işte teklif edip 2 token vereceğim ve 15,6 milyon vermek teklifini vereceğim. Tabi o da teklif verecek, bu da teklif verecek. En son kime kaldıysa artık, kim daha fazla teklif verdiyse o kazanıyor. Şu şekilde oyuna kaydolduğunuz zaman Facebook ve Google Play ile kaydolabiliyorsunuz. Size verilen tokenler hemen hemen 65 tane token veriyor. İşte kondisyon kiti, şu şekilde kondisyon kiti var. Moral yükseltici, bir de sağlık kitleri var. Bunları hem üye olduğunuz gibi hemen hepsini şunu yani hemen kullanmayın. Her şeyi kullanmayın. Daha çok reklamlara önem verin. Reklamları falan izleyin. Ben genelde böyle yapıyorum. Verilen 65 token'i verdikten sonra arkadaşlar kadronuza bakın. Kadronuzun gücü var mı yok mu diye, ki genelde olmuyor. Hemen hemen 55'lerde falan oluyor. Oyuncuların çoğu ortalama 55-56'da falan oluyor. Şurada mesela şurada sezonun günü yazıyor. Hemen sağ taraf en altta işte 28 günde bitiyor sezon ve şu an 7. gündeyiz. Eğer bu mesela hani 7. 8. veya 10. gün, en fazla maksimum 10. 15. günündeyseniz o 65 tokeninizi kullanıp transfer harcayabilirsiniz. Yok hani 15'ten fazla, işte 17, 18, 20'lere yakınsa bence hiç transfer falan yapmayın, çünkü tavsiye etmiyorum. Tokenleriniz boşa gider. Bir sonraki sezona hazırlık yaparsanız daha iyi olur. Mesela sezonun 1. gününden sonra transfer yaparsınız. Kadrom şu şekilde. Dediğim gibi sürekli fazla token vermeyi sevmiyorum. Elimde bulundurduğum kadro bu. Bir de bunlar mesela bana genç akademiden geldi. 18 yaşında, 58-59 olunca görüşmelere giriyor. İşte teklif falan gelirse tekliflerini, işte daha önce teklif gelmişti. 49'dayken teklif gelmişti. Az gelmişti, kabul etmedim. Geri çevirdim. Kadrom bu şekilde. Gençlik akademisi bu. Dediğim gibi arkadaşlar yani bunlar işte bunlar ligin 3. gününde size böyle teklifler sunuluyor. İşte belli bir oyuncular geliyor. 3-4 tanesi ücretsiz, diğer geri kalanı hep ücretli oluyor. İşte istediğinizi seçiyorsunuz. Bunlar hemen hemen 7. gününde, yani 7. gününde antrenmanlara başlıyorlar. Siz buradan işte antrenör ekler falan daha açılmamış tabii. Sezonun 7. gününde açılıyor. İşte 7. günden sonra antrenman yaptırmaya başlıyorsunuz. İşte 20 token ver, işte kit ver, şu kiti ver, bu kiti ver diyor. Bu kadar bu kadar yükselsin, işte %50, %10, %20, %2, %4 gibi yükselmeler veriyor. Öyle yükseltebiliyorsunuz. Şu an ligde kaçıncı sıradayım? Yani 4. sıradayım. 3 galibiyet, bir mağlubiyet ve bir beraberlik almışım. Aynen. Şu şekilde. İşte burada da fikstür var. Mesela bugün saat kaçta? Bugün saat 1.21'de bir maçım var işte. Şimdi rakibe bakıyorsunuz falan. Suriyeliymiş. Bizim toprak. Şöyle sana menajeriniz falan var. Kulüplere falan bakıyorsunuz işte. Kulüpteki başarılarınız falan. İşte ben Fenerbahçeli mesela, logo falan. Satın alabiliyorsunuz formalar falan. Kaleci formaları falan. İşte ligde şu an 4. sıradayım. Kazandığım maçlar falan burada yazıyor işte. En son işte 2 lig şampiyonluğum var ve bir de bir kupa şampiyonluğum var. Bunlar da benim eskiden oynadığım şeyler işte arkadaşlar. Burada da saha var.
Sahanızı burada geliştiriyorsunuz. Ben en son yükseltmeye vermiştim. Daha 3 günü var. 17 gündü bu. Bunu 17 gündür bekliyorum. Hemen hemen 14 gündür bekliyorum. Normalde 17 günde yükselebiliyormuş. Bir de bunu mesela yükseltirken size tavsiye vereyim. Sahayı yükseltiyorsunuz ama koltuklar mesela bazen düşük kalıyor. Koltuklarınızı da yükseltmeyi unutmayın. Burada mesela işte yükseltiyorsunuz. İşte şuradan mesela büyük yükseltme deyip seçebiliyorsunuz. Orta yükseltme. Bu size kalmış. Mesela elinizdeki para göre. Mesela ben şu şeyi bitsin. Bunun yükseltmesi bittikten sonra koltuk atacağım. Onda da aynen gördüğünüz gibi 17 gün. Gerçekten 17 gün bekliyorsunuz beyler. Bunun da kötü bir yanı şu. İşte öyle. Sağım şu anlık böyle. Tabii de ara ara oynadım. Ara ara bıraktım. Öyle yani. Başka mesela ne anlatabilirim size? Antrenmanlarda arkadaşlar. Zaten ilk başladığım zaman sadece şurada mesela hani hızlı antrenman diyelim. Orta seviye. İlk yazarsan normalde standart şurada 3 tane tek açık kalıyor. Diğeri geri kalan 3 tanesi de şey seviyeleri bekliyorsunuz. Mesela ben hepsini açmışım. Şöyle işte buradan seçiyorum. Kolay, zor, çok kolay, orta. Bunu da buradakileri seçiyorum işte. Oyuncuya mesela antrenman yaptırtıyorum. Böyle yani burada da fiziksel ve kondisyon falan var. Hücum var, savunma var. Bunları böyle yükleyebiliyoruz arkadaşlar. Başka ne anlatabilirim? Bu arada mesela hani antrenman yaptırdınız, oyuncularınızı da seçtiniz. İşte X çarpı al mesela reklam izliyorsun. Bonus normalde işte 2 veriyorsa bir iki katı veriyor. 4 oluyor yani 4 katını almış oluyorsunuz. Dediğim gibi ligde 4. 5. Şampiyonlar Ligi'nde varım. Şu an elemelerden çok kötü gidiyorum. Aslında Şampiyonlar Ligi'nde elenmek istiyordum da ben onun için fazla ilgilenmiyorum. En son maçımda da yenilmiş. Yo, galibiyet almışım. 2-0 yemişim. Kupada iyi gidiyorum. Kupayı istiyorum. Kupayı alacağım bu sene inşallah. Onun da 76'ya 44.9. Yani biraz daha üstünüm ben. Yani bununla işte. Bunda işte fikstürler falan var. Yani böyle arkadaşlar oynamanızı tavsiye edeceğim bir oyundur. Oynayın. Yani bir şey kaybetmez zaten. Boş vaktimiz çok. Dediğim gibi bu oyun böyle. Bu tür tanıtım oyundan da devamını gelmesini istiyorsanız arkadaşlar abone olup beğenmeyi unutmayın. Yorumunuzu da unutmayın arkadaşlar. Allah'a emanet, sağlıcakla kalın. Hayırlı Ramazanlar.